Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve Adana Milletvekili Sayın Necdet Ünüvar konuğumuz. Sayın Ünüvar, hoş geldiniz Hoş bulduk yayınımıza. efendim. 20 Yanvar bir acının hatırası. Sadece Azerbaycan için değil, elbette Türk dünyası için ortak acılardan bir tanesi 20 Yanvar. Öncelikle düşüncelerinizle başlayalım. Nasıl dersler çıkarmalıyız bu 20 Yanvar sürecinde? Öncelikle 20 Ocak 1990 tarihinde yaşanan vahşi katliamı şiddetle telin ediyorum. Orada hayatını kaybeden başta Azerbaycanlı kardeşlerim olmak üzere herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii çok acı bir hadise. Şimdi bazı acılar vardır bireyleri ilgilendirir. Bazı acılar vardır toplumları. Bazı acılar vardır ülkeleri. Bazı acılar da vardır o ülkeleri ve o ülkelere gönül bağıyla bağlı olan insanlar etkiler. İşte 20 Ocak böyle hadiselerden birisi. 20 Ocak 1990'da Bakü'de yaşanan bir vahşi katliam var. O zamanki hatırlarsanız 1985'te iktidara gelen bir Rus devlet başkanı vardı. Mihail Gorbaçov. Perestroika, Glasnost diye barış, kardeşlik, katılımcı demokrasi adeta o eski Sovyetlerin gidip yerini daha demokratik bir ülkenin geleceği vaadiyle iş başına gelen bir Gorbaçov. Ve 1988-89'dan itibaren bir yandan Azerbaycan içinde, bir yandan Karabağ bölgesinde oradaki Azerbaycanlıları tedirgin etmeye, onların silahlarını toplamaya, onların özgürlüklerini kısıtlamaya başladılar. Ve 90'da o Ruslara karşı direnen Azerbaycan direncini kaldırmak adına tanklarla Azerbaycan Bakü'ye girdiler. Ve hiç ayrım yapmadan karşısına kim çıkmışsa onları darma duman etme düşüncesi içerisine girdiler. Ve tam 133 tane Azerbaycan'da Bakü'de yaşayan vatandaş hayatını kaybetti. Bunlar hepsi Azerbaycanlı değil. İçinde Ruslar da var. Biz Bakü'ye gittiğimiz zaman Bakü'nün en tepe noktasında şehitlik vardır. Sizler biliyorsunuz. Bakü'yü gören izleyicilerimiz biliyor. Bakü'yü tamamen yukarıdan gören hakim bir mevkide şehitlik vardır. O şehitlikte 1918'de Nuri Paşa idaresindeki 8 bin tane eğitimli Osmanlı ordusuna tabi Türk asker de var. Ve 1200 kadarı şehit olmuştur Bakü'de. Bakü bağımsızlığını kazanmıştır. Ama 1200 tane Türkiye ve Azerbaycan için kanını, canını akıtmaya hazır askerimiz hayatını kaybetmiştir. Orada şehitlikte onlar vardır. Bir de 1990'da hayatını kaybeden, Bakü katliamında hayatını kaybeden insanların mezarlıkları vardır. Biz de oraya gider, karanfil bırakırız, dua okuruz. Orada gördüğümüz zaman isimlere bakıyorsunuz. Farklı farklı isimler. Bir kısmı Azerbaycanlı. Ama enteresandır. Bir kısmı da Rus, yani Azerbaycanlı değil. Belki Azerbaycan'da doğmuş, belki orada yaşıyordu. Yaşları daha çok 20 ile 30 yaş arasında. Daha ağırlıklı olarak erkek. Ama kadınlar da var. Çocuklar da var. Farklı milletlerden, farklı dinlerden insanlar da var. Efendim, bu gösteriyor ki rastgele ateş açılmış. Rastgele. Yani orada o, bu, şu filan demeden tamamen yok etmeye yönelik. Zaten Karabağ'daki, Hocalı'da, Ağdam'da, efendim diğer Türk Cumhuriyetlerinde yaşanan hadiselere baktığınız zaman önüne gelen herkesi tarayan, yani adeta onların soylarını tüketmeye matuf şeyler, katliamlar, vahşice gerçekten. Orada hayatını kaybeden insanlar şüphesiz hayatını kaybetmiştir. Acılar var. Bizler o acıyı yaşıyoruz. Acının sızısı sürekli her 20 Ocak'ta ve her hatırımıza geldiği zaman, her şehitliği ziyaret ettiğimiz zaman, her gördüğümüz zaman o acıyı bir sızıyı kalbimize hissediyoruz. Ama onlar belki bedenleri yok oldu ama onların belki de akıttığı kan bugün Azerbaycan'ı daha güçlü bir ülke haline getirdi. Yani hiç kimse
bir kimsenin hayatını kaybetmesini istemez. Evet. Ama onlar hayatını kaybetmeseydi belki de biz bugün o kadar güçlü olmayacaktık. Onun için bugün gerçekten bizim için bir hüzün günü ama bizi Azerbaycan'dan izleyenlerin de olduğunu biliyorum. Sadece onların acısı değil. O acı hepimizin acısı. Çok doğru. Efendim Azerbaycan'dan Şehitler Hıyabanı'ndan TRT Bakü temsilciliği aracılığıyla bir yayın gerçekleştirdik. Muhabir arkadaşımız Selim Toprak konuklarının söyledikleri iki önemli husus vardı. Birincisi çok teşekkür ederiz. Birincisi canlı tanıklardan bir tanesi dedi ki hiç düşünmezdik son ana kadar ki Sovyet ordusu kendi vatandaşlarına çünkü Sovyetler Birliği düzeni devam ediyor. Bizi ateş açsın. Yani Azatlık Meydanı'nda toplanan insanların hiçbirisi, Azerbaycan Türklerinin hiçbirisi aslında Sovyetlerin kendilerine karşı bir güç kullanabileceğini son ana kadar tahmin edemiyor. Bu da katliamın boyutunu biraz büyütüyor herhalde. Esasında şöyle şüphesiz büyütüyor ama Gökçen Hanım şunu görmek lazım. 1805'te bir Kürekçay Anlaşması yapıldı. Evet. O anlaşma Karabağ'ı şeye bağladı. Rus İmparatorluğu'na evet. bağladı. Daha sonra 1813'te başka anlaşmalar vesaire falan oldu ama o 1800 yılların başından itibaren belli ki birileri Karabağ, Azerbaycan topraklarını bir noktaya doğru sürükleme çabası içerisindeler. Şeye baktığınız zaman Gorbaçov iktidara geldikten sonra bütün dünyaya verdiği bir şey vardı, bir görüntü vardı. Ama bir de gerçek var. Vitrindeki görüntü biraz önce ifade ettiğim gibi barış, kardeşlik, perestroika, glasnost, açıklık politikası. Ama geri planda kanlı eylemlerin olduğu süreç. O 1988-89'dan itibaren bir yandan Karabağ'daki Azerbaycan nüfusunu tedirgin edip onları şey yapmak, dışarıya doğru kaçırtma çabası. Mesela bir genelgeyi hatırlıyorum. Galiba 1991'deki Azerbaycan'ın bağımsızlığından sonra şeyde Karabağ bölgesine münhasıran bir şey yapıyorlar. Silahsızlandırma ile ilgili bir genelge yayınlıyorlar. Herhalde bağımsızlıktan önce 90 yıllarında falan. Ama sadece Azerbaycanlı vatandaşların ve orada yaşayan başka Türk ve Müslüman kitlelerin elindeki silahlar topluyorlar. Ve enteresandır, o daha sonra 93-94'te Hocalı, Adam vesaire falan gibi o Karabağ içerisinde kalan reyonlarda orada Ermeni milisleri ve Rus ordusu saldırdığı zaman Azerbaycan'ın elinde tek bir silah yok. Tek bir barut yok. Yani esasında o planlı bir harekatın bir parçası. Ama tabii iletişim imkanları o zaman çok fazla olmadığı için belki de sadece radyodan ve kısmen televizyondan ve kısıtlı sayıdaki yazılı basın üzerinden haberleştiği için oradaki o şaşıran tanık kim ise konuşan o belki de onu bilmiyordu, o gerçeği bilmiyordu. Ama birileri arka planda bir takım şeyler örüyor, fitne örgüsü içerisindeydi ve o örgü gerçekten şeydi, planlı bir hareketti. Sovyetler hiçbir şeyi tesadüfen yapmamış. Yapmıyor. Yapmıyor. Tabii yani o işte o yüzden ben 1805'teki o Kürekçay Anlaşması'na vurgu yapıyorum. Ta o zamandan bu zamana kadar böyle sürekli adım adım atılan bir takım adımlar var ama bazen tesadüfler çok enteresan şeyler, gerçekleri ortaya çıkarıyor. Bilmiyorum şeyler, Bakü'de yaşayanların bir kısmı biliyordur ama bir kısmı da bilmediğini ben biliyorum. Mesela 1991'de galiba, daha doğrusu o şey Bakü katliamı olduktan sonra o Hakim Tepe'de bir tane şey var. Rus devlet adamına ait bir heykel var tepede. O şehitliğin olduğu yerde. Ve orada bir restoran var. Dost. İsmi de Dost Restoran. İnsan oraya gidiyor. İçiyorlar, eğleniyorlar filan. Sonra bu Bakü katliam olduktan sonra mezarlık yeri aranırken orayı kazıyorlar. Kazdıkları zaman orada bir mezarlığın varlığını fark ediyorlar. Yani işte o bizim Türk şehitliği Bakü katliamında hayatını kaybedenlerin
defnedildiği mezarlıklar ve orada bir anıt var biliyorsunuz. Sürekli şeyin yandığı, ateşin yandığı bir anıt var. Ve orada bir mezarlığın olduğunu fark ediyorlar. Bu şunu gösteriyor. Esasında biz olayların sadece bir kısmını biliyoruz. Evet. Hangisini biliyoruz? Kamera çekmişse ve o çeken kişi canını kurtarmışsa, Hocalı'da olduğu gibi fotoğraf çekebilmiş ve o fotoğrafını sağ salim bir yere ulaştırabilmişse, ama şey derler, bu cinayet romanını yazan bazı yazarlar da ifade eder, kan insanı boğar derler. Mesela şeyde de, Hocalı'da, Bakü katliamında vesairede bir müddet sonra o işi yapanlar itiraf etmişler. Hmm. Televizyona çıkıyorlar, radyoya çıkıyorlar, kendileri kitap yazıyor, makale yazıyor. Niye biliyor musunuz? O kan, akıttıkları kan onları şey yapıyor, rahatsız ediyor. Yani bir noktadan sonra itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Çok doğru. Ve onların o itiraflarıyla aslında bazı tarihi gerçeklere sahip oluyoruz. O yüzden o tanık vatandaşın söylediği şeye ben tamamen katılmıyorum. Yani Ruslar sanki böyle bir anda gelmiş. Hiçbir şey bir anda değil. Belki de o sistemin içindeyken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yarattığı algı operasyonları içerisinde, o kapalı sistem içerisinde Sovyet vatandaşları bunu görememiş olabilir. Ancak dışarıdan bu gayet net bir şekilde okunabiliyordu. Açıklamalarınızdan anladığımız kadarıyla. Bunu bir şeref günü olarak da görüyor elbette ki Azerbaycan Türkleri. Çünkü 20 Yanvar evet bir sonuç belki ama bir süreç aynı zamanda ve bir başlangıç Azerbaycan'ın bağımsızlığı açısından. Sayın Üniversitesi, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanısınız. Elbette ki iki ülke ilişkilerini yakından takip ediyorsunuz. En önemli gündemimiz halen fiilen Ermeni işgali altındaki Karabağ. Bağımsız güçlü bir Azerbaycan var. Ekonomisi güçleniyor, ordusu güçleniyor ancak Karabağ konusunda ne yapılabilir? Türkiye bu anlamda Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek. Şimdi tabii burada şunu yapmak lazım. Uluslararası güçleri harekete geçirmek lazım. Ama bu çok kolay bir şey değil. Çünkü uluslararası güçlerin bir bakış açısı var. Ve maalesef bizim baktığımız perspektiften bakmıyorlar. Evet. Bunu istemiyoruz. Biz diyoruz ki adalet ve hakkaniyet penceresinden bakın. Yani olaylara objektif bir şekilde bakın ve bunu görün. Çünkü olayda ortada kanıtlar var. Bakınız bugün Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı bu Karabağ'daki katliamı itiraf etmiş bir itirafçıdır. Yani bütün bunlar varken, ortadayken bunu görmüyor, duymuyor. Mesela çok enteresan, o 90'daki Bakü katliamından sonra galiba aynı yıl Gorbaçov'a o yılın sonunda şey verildi. Nobel Barış Ödülü verildi. Neyin barışı? Sadece insanlar söylemleriyle mi değerlendiriliyor? Uluslararası hukuk hiçbir nerede? Devlet adamı o söylemle değerlendirmez. Doğru. Kaldı ki daha sonra o şeydeki Hocalı katliamı falan olduğu zaman onu kaydeden de bir Fransız gazeteci. Yani Müslüman değil. Ve o yörede yaşayan birisi de değil. Yani bizlere karşı sempati duydu da ondan dolayı falan. Hayır, o dürüst ve objektif bir gazetecilik yaptı. Şimdi bizim uluslararası güçleri harekete geçirmemiz lazım. Bunun için daha güçlü olmamız lazım. Bakınız son 7-8 yılda Türkiye ve Azerbaycan iki tane önemli görevi ifa etti. Önce Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi oldu 2 yıl boyunca. Hı hı. Daha sonra Azerbaycan 2 kez, bakın 20 yılda 2 kez Güvenlik Konseyi üyeliği yaptı. Bunlar önemli. Bu 90'daki hadiseden sonra Minsk grubu oluşturuldu biliyorsunuz. Pek çok ülke var. Rusya var, Fransa var. Ama bunlardan çok fazla bir şey çıkmadı. Sadece yani havanda su dövmek diye bir tabir var bizde. Sonuç yok Sayın Sonuç yok. Konuşuyorlar ve ortada bir şey yok. Mesela her 24 Nisan geldiği zaman veya yaklaştığı zaman bazı ülkelerde şey yok, kıpırdanma olur. İşte Ermeni soykırımı, sözde soykırımı vesaire falan gibi ifadelerle Türkiye'yi ilzam etmeye çalışırlar. Suçlamaya, onları suçlu durumuna sokmaya çalışırlar. Halbuki biz diyoruz ki, yıllardır diyoruz. Ya bizim kütüphanelerimiz açık.
Arşivlerimiz ortada. Buyurun, hep beraber inceleyelim bunu. Uluslararası arşivleri de inceleyelim. Bunlara bakalım. Hayır. Biz parlamentolar üzerinden o şeyi sözde soykırım kararını aldırmak istiyoruz. Bunu aldırınca ne olacak? Bunu aldırınca yani Ermenistan daha güçlü bir ülke konumuna mı gelecek? Hayır. O Ermeni diasporasının bir adeta hınç kampanyasının sonucu olacak. Halbuki siz gerçekten o dışarıda yaşayan Ermenilere sesleniyorum. Yani dışarıda yaşayıp ahkam kesen. Ya bugün Ermenistan nüfusu artmıyor. Etkisi artmıyor. Ekonomisi büyümüyor. Hala orada açlık, sefalet kol geziyor. Denize açılan bir kapısı yok. Dünyaya açılan bir kapısı yok. Ya sizi kurtaracak tek şey barıştır. Güney Kafkasya'da barıştır. Ama barışın da en temel enstrümanı Dağlık Karabağ'da işgal ettiğiniz, Azerbaycan'ın %20, 5'te 1 toprağını işgal ettiğiniz Karabağ'ı terk etmenizdir. Yani Karabağ bir Azerbaycan toprağıdır. Ve orayı sizin terk etmeniz lazım. Şu anda 1 milyonu aşkın Bakü'de ve çevresindeki reyonlarda, şehirlerde yaşayan kaçkın var. Yani insanlar oradan kaçmışlar. Yeri, yurdu, her şeyi Karabağ'da kalmış. Dolayısıyla uluslararası güçlerin şunu görmesi lazım. Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da bir barış ortamı istiyorsak, o zaman bizim öncelikle oradaki barış ortamını tesis etmemiz gerekiyor. Barış ortamını tesis etmenin yolu da nedir? Karabağ'ın işgalinin ortadan kaldırılmasıdır. Bazen bu Ermeni askerleriyle Azerbaycan askerleri arasında çatışma oluyor. Sıcak temas oluyor. Evet. Temas oluyor. Ermenistan'dan ölen askerler var. Azerbaycan'dan şehit olan kardeşlerimiz var. Peki bunlar nerede vefat ediyorlar? Yani Ermenistan topraklarında mı? Hayır. Azerbaycan topraklarında. Evet. İşgal ettiğiniz topraklarda hayatını kaybediyor. Dolayısıyla o Güney Kafkasya'da bir barış ortamının tesis edilmesini istiyorsak, orada yaşayan bütün ülkelerin huzur içerisinde olmasını istiyorsak, o zaman o barış ortamını tesis etmesi lazım. Efendim, bunun için Minsk grubu öncelikli olarak düşünecek ama Minsk grubu maalesef ben açıkçası hiçbir umut taşımıyorum. Efendim, uluslararası toplum Güney Kafkasya'da barış istiyorsa iki önemli ülke var. Azerbaycan ve Türkiye her fırsatta barış istediğini, istikrar, evet, güvenlik istediğini ifade ediyor. Elbette öncelikle Azerbaycan topraklarından Ermenistan'ın çekilmesi ön koşuluyla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Bize katıldığınız değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Tekrar başsağlığı diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Detay 13'ün 20 Yanvar özel yayını sona eriyor. 20 Ocak 1990'da Bakü Azatlık Meydanı'nda şehit olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Yarın gündemin öne çıkan başlıklarıyla yine karşınızda olacağız. O zaman da hoşça kalın.